Herkese merhabalar arkadaşlar. E-Futbol 2023 mobilde yeni bir haftanın oyuncularını tahmin bölümüyle karşınızdayım. Evet arkadaşlar, uzun zamandır bu bölümümüzü çekmiyorduk. Artık liglerin bir düzene oturmasıyla, oyunun bir düzene oturmasıyla tekrardan artık haftanın oyuncularını tahmin bölümümüz geri dönmüş oldu. Şimdi arkadaşlar, bu bölümü bilmeyen arkadaşlar için hemen kısaca anlatayım. Hafta sonu oynanan cuma, cumartesi, pazar, bazen pazartesi de dahil ediyorlar, bazen etmiyorlar. Ama etmeleri gerekiyor diye düşünüyorum ben. Dediğim gibi cuma, cumartesi, pazar, pazartesi oynanan maçlarda iyi performans sergilemiş oyuncular biliyorsunuz perşembe günü haftanın oyuncuları olarak karşımıza çıkıyor. Biz de hangi oyuncular gelebilir, hangi oyuncunun performansı yüksek tahminlerimizi burada sizlerle paylaşıyoruz. Sizlerle de istişare gibi oluyor. Sizler de yorumlara, haftanın oyuncularına kimlerin gelebileceğini mutlaka yazın arkadaşlar. Bol bol yorumlarınızı bekliyorum. Videoyu beğenirseniz de sevinirim. Tahminlerimize geçiyoruz. Dediğim gibi sizler de mutlaka tahminlerinizi yorumlara yazmayı unutmayın arkadaşlar. Hemen çok hızlı bir şekilde başlayalım. Öncelikle arkadaşlar ilk oyuncumuz Ødegaard. Ødegaard arkadaşlar, Arsenal bu sene dolu dizgin gidiyor gerçekten. Muhteşem bir performans sergiliyor. Arsenal kendi evinde Fulham'ı 2-1 yendi arkadaşlar. Golleri de Ødegaard'la Gabriel attı. Defans oyuncusu Gabriel. Ødegaard ama muhteşem bir performans sergiledi. Gerçekten kaptan, elinden gelen her şeyi yaptı. Takımının galip gelebilmesi için çok güzel de bir form grafiği var. Arsenal'in zaten form grafiği muhteşem. 4'te 4 başladı Premier Lig'e. Ve Ødegaard'ın büyük ihtimalle haftanın oyuncularına bir golle ve performansıyla gelmesini bekliyorum. Maçı izledim. Gayet güzel performans sergiledi arkadaşlar. İlk oyuncumuz Martin Ødegaard. Martin miydi hatırlamıyorum ama Ødegaard oyuncumuz, ilk oyuncumuz, haftanın oyuncularına gelebilme ihtimali olan oyuncumuz. Hemen ikinci oyuncumuza geçelim. O da Trent Alexander-Arnold. Bir Liverpool-Bournemouth maçı vardı arkadaşlar ve 9-0 bitti gerçekten. Liverpool adeta son ilk 3 haftada galibiyet alamamanın gerçekten bir hani hırsını mı diyelim, hıncını mı çıkarttı diyelim. 9-0 gibi net bir skorla maçı aldı. Çünkü 3 haftadır galip gelemiyordu. Geçen haftada Manchester United'a, ezeli rakibine de yenilince çok büyük bir puan kaybıyla başlamış oldu. Trent Alexander-Arnold muhteşem bir gol attı arkadaşlar. Maçı izlemediyseniz mutlaka en azından Arnold'un golünü izlemenizi tavsiye ederim. Büyük ihtimalle Trent Alexander-Arnold haftanın oyuncularına gelecektir diye düşünüyorum. Gerçekten merak ettiğim oyunculardan da bir tanesi. İnşallah biraz daha seviyesi yüksek bir şekilde karşımıza çıkar. Yine Liverpool maçından devam ediyoruz. Bir diğer oyuncu ise Roberto Firmino. 2 gol 3 asist yaptı arkadaşlar. Yine muhteşem bir performans. Bir takımdan 2 oyuncu gelebiliyor mu? Gelebiliyor arkadaşlar. Daha önce örneği var ama 3 oyuncu gelir mi onu bilmiyorum. Çünkü bir tane daha oyuncum var. Performansı yüksek gördüğüm bir oyuncu var. Ama Roberto Firmino yüksek ihtimalle gelecektir. Çünkü adam 2 gol 3 asist birden yaptı arkadaşlar. Firmino şeyin olmadığı, Nunez'in kart cezalısı olduğu haftada Roberto Firmino kendini göstermiş oldu. Belki de Nunez kırmızı kart yemeseydi Firmino belki yedeklerde olacaktı. Firmino'nun yerine de Nunez olacaktı. Bu fırsatı Roberto Firmino bence çok iyi değerlendirdi arkadaşlar. Ve kendini gösterdi. 2 gol 3 asistle bence haftanın oyuncularına gelmeyi hak eden oyunculardan bir tanesi olduğunu düşünüyorum. Bir diğer oyuncumuzsa Virgil van Dijk arkadaşlar. O da yine iyi bir performans sergiledi. Hem defans hattında güzel işler çıkarttı. Takımı gol yemeden bitirdi ve kendisi de ayrıyetten bir de gol attı arkadaşlar. Virgil van Dijk genelde savunma oyuncuları gol attığı zaman haftanın oyuncularına gelebiliyor. Van Dijk'ın da gelme ihtimalinin olabileceğini düşünüyorum. Dediğim gibi arkadaşlar, geçmiş dönemlerde yani bir takımdan 2 tane oyuncu geldiğini gördüm ama 3 tane oyuncu geldiğini hatırlamıyorum. Yalan olmasın şu anda. Alexander Arnold da muhteşem bir performans, muhteşem bir gol. Firmino'yu zaten anlatmaya gerek yok. Virgil van Dijk da defans oyuncuları dediğim gibi genelde gol yemediği ve o hafta gol attığı zaman büyük ihtimalle geliyor. Ama 3 oyuncu birden gelir mi onu bilmiyorum. Bakalım, merakla bekliyoruz. Arnold ve van Dijk gelirse, yani Firmino'yu o kadar merak etmiyorum ama van Dijk ve Arnold çok iyi olur gerçekten haftanın oyuncularına gelirse. Devam ediyoruz. Bir Manchester City Crystal Palace maçı var arkadaşlar. Yine muhteşem maçlardan bir tanesi çünkü.
Manchester City 2-0'dan geriye döndü. 2-0 Crystal Palace öne geçiyor. Daha sonrasında sahneye tabii ki Erling Haaland çıkıyor arkadaşlar. 3 gol birden atarak hat-trick yapıyor. Yani gerçekten golcülüğünü gösteriyor. Bu çocuğun gerçekten geleceği çok parlak. Manchester City'de de büyük ihtimalle rekorlara da koşacaktır diye düşünüyorum ben. Bazı haftalarda gol atamadığı zamanlar oldu ama gol attığı haftalarda da 2 hafta önce 2 tane, bu haftada 3 tane birden attı. Güzel goller. Yani şöyle güzel goller. Estetiklik bakımından çok üst düzey bir gol gibi gözükmese de doğru zamanda doğru yerde olmak çok önemli gerçekten. Ve Erling Haaland da gerçekten oradaydı. Yani hat-trick'te %100 haftanın oyuncularına gelmesi gerektiğini düşünüyorum arkadaşlar. Düşündüğüm oyunculardan bir tanesi. Devam ediyoruz. Erling Haaland haftanın oyuncularına muhtemelen gelecektir diye düşünüyorum. Bir Milan maçı var arkadaşlar. Milan Bologna 2-0 kazanıyor. Rafael Leao zaten arkadaşlar muhteşem performans sergiliyor. Her maçta bu muhteşem performans. Ya mutlaka her maçta gol, asist vesaire mutlaka oluyor genelde. Bu hafta kondisyon derecesi D'ye gelmiş ama o maçta oynamadığı için mi acaba D'ye geldi? Olabiliyor çünkü bazen. Tam bilmiyorum ama bu hafta bir gol, bir asiste yine yıldızlaşan bir oyuncu ve büyük ihtimalle de haftanın oyuncularına gelmesini bekliyorum. Rafael Leao'nun hem forvette oynayabiliyor hem kanatta oynayabiliyor. Çok yönlü bir oyuncu olduğu için gerçekten yine merak ettiğim bir oyuncu ve özellikleri de gayet güzel. Yani hızlanması muhteşem, sıkı top tutması, top sürmesi, dengesi. Yani bitiriciliği biraz yavaş olsa da mesela hızlanmaya 12 puan verilmiş burada. Hızlanmadan alınıp bitiriciliğe verilebilir, dengelenebilir. Yine merak ettiğim oyunculardan bir tanesi Rafael Leao arkadaşlar. Devam edelim. Milan 2-0 kazandı. Dediğim gibi Leao bir gol bir asiste karşımıza çıkmış oldu. Devam ediyoruz. Portekiz Ligi'ne geçtik. Portekiz Ligi'nde bir Boavista Benfica maçı vardı. Benfica deplasmanda 3-0 kazandı. Ve João Mário arkadaşlar orta saha oyuncusu 2 gol birden attı. Ve muhteşem bir performansla maçın yıldızı oldu zaten. João Mário büyük ihtimalle orta saha oyuncusu olarak karşımıza çıkacaktır. Baktığımız zaman özelliklerine ağır bir oyuncu. Pas yüzdesi bayağı bir yüksek. Yani pasör bir oyuncu. Böyle şey tarzında, Modric tarzında diyelim. Ama tabii biraz daha ağır kalıyor. Ama bu performansıyla tabii ki haftanın oyuncularına büyük ihtimalle getirecektir diye düşünüyorum arkadaşlar. Devam ediyoruz. Premier Lig'de bir Nottingham Forest Tottenham maçı vardı. Tottenham 2-0 kazandı. Harry Kane bu arada 2 gol attı. 2 golün kahramanı Harry Kane, bir de penaltı kaçırdı. Penaltıyı kaçırdı, sonra tekrardan bir gol daha attı ve takımını 2-0'a getirdi. Büyük ihtimalle haftanın oyuncularına gelebilir diye tahmin ediyorum. Yani Harry Kane'le şimdi geleceğim zaten oraya. Şey arasında çok kaldım, Lewandowski. İkisi de iyi performans sergiledi ama Barcelona'dan başka bir oyuncu söyleyeceğim. Harry Kane'in gelme ihtimalinin olabileceğini düşünüyorum. Hani Lewandowski değil de Harry Kane gelir diye tahmin ediyorum. Sebebini de biraz sonra anlatacağım. Şimdi devam ediyoruz. Marsilya maçı var. Nice Marsilya. Marsilya 3-0 kazandı arkadaşlar. Ve sol bek oyuncusu, biliyorsunuz Konami haftanın oyuncularını getirirken her mevkiden birer tane oyuncu getirmeye gayret ediyor. Büyük ihtimalle Nuno Tavares de bir gol ataraktan buradan güzel bir performans sergileyerekten de olmuş oldu. Güzel bir performans sergilemiş oldu arkadaşlar. Baktığımız zaman gerçekten yüksek de bir puan almış. Yani burada Alexis Sanchez de muhteşem bir performans sergiledi. 2 gol attı ama çok fazla yani forvet oyuncusu oluyor. Bu kadar çok forvet oyuncusu gelmez diye tahmin ettim. Buradan Marsilya'dan sol bekin gelme ihtimalinin olabileceğini düşündüm. Bu arada Cengiz de ilk 11'e giremiyor. Geçen hafta da biliyorsunuz 65'te girdi. 80. dakikada tekrar oyundan alındı. Gerçekten çok morali bozuldu. Bu hafta da hiç oyuna almamış Cengiz Ünder'i. Baktığımız zaman Igor Tudor. Cengiz'e de biraz üzülmüyorum değil arkadaşlar. Bunu da dipnot olarak eklemiş olduk. Devam edelim. Barcelona'ya geldiğimizde Barcelona Pedri bir gol attı arkadaşlar. 4-0 kazandı. Burada dediğim gibi Robert Lewandowski de yine
muhteşem bir performans sergiledi. Geçen hafta da 2 gol atmıştı. Bu hafta da 2 gol attı. Geçen hafta gelmedi. Bu hafta gelebilir mi diye bir düşünmedim değil. Ama Harry Kane dediğim gibi biraz daha bende ağır bastı. Bu kadar forvet oyuncusu, hani Firmino var, Erling Haaland var. Muhtemelen onlar gelecek. Bir üçüncü forvetle Harry Kane mi Lewandowski mi arasında kaldım. Harry Kane'den yana tahminimi kullandım. Barcelona'dan da Pedri yine muhteşem bir performans sergiledi. Yani Lewandowski'den sonra maçın yıldızı, bir de gol attı zaten. Baktığımız zaman büyük ihtimalle haftanın oyuncularına gelecektir diye düşünüyorum. Yine çok merak ettiğim oyunculardan, özelliklerinin yükseltilmiş halini merak ettiğim oyunculardan bir tanesi Pedri. Haftanın oyuncularına gelebilir diye tahmin ediyorum. Devam ediyoruz. Bir PSV maçı var arkadaşlar. Portekiz Ligi'ne, Hollanda Ligi'ne geçtik. PSV Excelsior'ı 6-1 yeniyor ve defansif orta saha oyuncusu Sangare 2 gol birden atıyor. Gerçekten maçın yıldızı oluyor. Burada yine ön plana çıkan oyuncular Simons var. Yine baktığımız zaman Simons var, Gakpo var. Gerçekten yine ön plana çıkan oyuncular var ama ben şimdi bu dedim ya, her pozisyondan bir tane oyuncu getiriyor. Defansif orta sahanın seçileceğini ben tahmin ediyorum. Yoksa Gakpo gibi, yine Simons gibi üst düzey performans sergilen oyuncular da var. 6 tane gol var çünkü PSV maçında. Ama ben dediğim gibi 2 gol atan defansif orta saha olan, yani dengelediğimiz zaman Sangare'nin gelme ihtimalinin yüksek olacağını düşünüyorum. Benim tahminlerim bunlar arkadaşlar. Sizler de dediğim gibi mutlaka tahminlerinizi yorumlara yazmayı unutmayın. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bir sonraki bölümlerde tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.